O, kimilerine göre bir azize, kimilerine göre ise bir deli. O, kimilerine göre bir kurtarıcı, kimilerine göre ise bir cadı. Bugün sizlerle Avrupa tarihine yön veren bir ismi konuşacağız. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc 1412 yılında Kuzey Fransa'da bir köyde dünyaya geldi. Babası Jacques d'Arc sadece kiracı bir çiftçiydi. Annesi ise dindar bir ev hanımı. Jeanne d'Arc doğduğunda Fransa ve İngiltere arasında Yüzyıl Savaşları olarak bildiğimiz savaşlar yaşanmaktaydı. 1337 yılında başlayan Yüzyıl Savaşları Fransa tahtında hak iddia eden İngiltere Kralı nedeniyle başlamıştı. Tam 116 yıl sürecek bu savaşın 75. yılındaydı. Jeanne, Fransa'nın en moralsiz olduğu dönemde ortaya çıkmıştı. Fransa, İngiltere'ye karşı ardı ardına yenilgiler almaktaydı. Ancak Fransız kahinler etrafta bir küçük kızın ortaya çıkacağını ve Fransa'yı kurtaracağını ilan ediyorlardı. Tanrı'nın görevlendirdiği bu küçük kız Jeanne d'Arc mıydı? Jeanne d'Arc buna öyle inandı ki çevresini de inandırmayı başardı. Jeanne d'Arc, Tanrı'nın ve azizelerin kendisiyle konuştuğunu iddia ediyordu. Tanrı ve azizeler ona görünüyor, ona kutsal bir görevle Fransa'nın kurtarıcısı olma görevini veriyorlardı. Henüz 13 yaşında olan Jeanne d'Arc önce ailesini inandırdı, ardından da bulunduğu bölgedeki halktan destek aldı. Gerçekten de kahinler, Loren'den bir bakire kız çıkacak ve Fransa'yı kurtaracak diyordu. Jeanne d'Arc Lorenliydi. Bulunduğu bölgedeki insanların da desteğini alarak kendisine küçük bir birlik kurdu. Bu askeri birlikle yürüyerek çok uzak bir mesafeyi alarak Fransa sarayının kapısına dayandı. O dönemde Fransa tahtında vekaleten oturan 7. Charles bulunmaktaydı. 7. Charles etrafındaki teologlara sordu. Evet, böyle bir kehanet vardı. Küçük bir kız gelecek ve Fransa'nın kurtarıcısı olacaktı. Onu saraya almakta direndiyse de daha sonrasında bir sınava tabi tutarak saraya almayı kabul etti. Sarayda büyük bir davet veriliyordu. Sarayın salonu oldukça kalabalıktı. Daha önce hiçbir yerde kralı görmemiş olan Jeanne d'Arc'a bir sınav yapıldı. Şöyle ki, kral yerine başkası tahta oturdu ve kral kalabalığın arasına karıştı. Jeanne d'Arc nasıl olduğunu bilemiyoruz ama o kalabalığın içerisinden kralı bularak gidip önünde saygıyla eğildi. Bunun üzerine kehanetlerin doğruluğuna inanan Charles onu destekledi ve orada bulunan davetlilere kesinlikle Jeanne d'Arc'ı korumaları gerektiğini söyledi. Kral Charles'ın desteğini alan Jeanne d'Arc'a bir askeri birlik, zırh ve bir silah verildi. Böylece Orleans'a giderek Fransız kuvvetlerine katıldı ve İngilizlere karşı başarılı direnişler gösterdi. Hatta bir keresinde çok ciddi bir yara almış olmasına rağmen çok fazla iyileşmeden görevine devam etti. Bazı Fransız tarihçiler bu şekilde olanları kabul ederken bir takım Fransız tarihçiler de Jeanne d'Arc'ın sadece küçük bir birliğin başına geçirildiğini, hani temsilen diyelim, ve İngilizlere karşı da bir başarısının olmadığını belirtir. Ama çok kalabalık bir grupta gerçekten Jeanne d'Arc'ın askerleri yüreklendirme konusunda bir faydası olduğundan bahseder. Yani Fransız milletinin içindeki o milliyetçi ruhu harekete geçirmiştir Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc'ın kurtarıcı olduğuna inanmayan bir grup sürekli Kral Charles'a zehirli cümleler söylediler ve zamanla Jeanne d'Arc'ın kralın gözünde düşmesini sağladılar. Ve sonunda Paris kuşatması sırasında Burgondların eline geçen Jeanne d'Arc İngiltere'ye teslim edildi. İngiltere'de kilise mahkemelerince yargılandı ve suçlu bulundu. Söylediği sözler sebebiyle, yani Tanrı ile konuşması, azizelerle görüşmesi gibi. Bunların neticesinde büyücülükle, cadılıkla suçlandı. Henüz 19 yaşındaydı ve idam kararı çıktı kendisine. İdam halkın gözü önünde gerçekleşecekti ve Jeanne d'Arc yakılarak öldürülecekti. Şahitlerin anlatımlarına bakılırsa Jeanne d'Arc yakılırken en ufak bir çığlık dahi atmadı. Sadece Hazreti İsa'nın ismini sayıkladı. Savaş Jeanne d'Arc'ın ölümünden 20 yıl kadar sonrasına kadar devam etti. Daha sonra İngiliz kuvvetlerini Fransa'nın kovalamasıyla son buldu. Ayrıca Yüzyıl Savaşları'nın bitiminde
İstanbul'un fethi son derece etkilidir. İngilizler ve Fransızlar birbirlerini yerken doğuda büyümekte olan Osmanlı Devleti'ni fark edememiş olmanın pişmanlığını yaşadılar ve 1453 yılında anlaşmaya vardılar. Gelelim tekrar Jandark'a. Gerçekten de Fransa'nın küçücük köyünden çıkan bu 13 yaşındaki kız Fransa tarihini bu denli etkiledi mi? Gerçekten Fransa tarihini ve hatta Avrupa tarihini baştan yazdı mı? Zannediliyor ki Jeanne d'Arc Orta Çağ dönemine ait en önemli kadın figürüdür. Jeanne d'Arc'la ilgili her şey bilinmektedir. Hem İngiliz hem Fransız kaynaklarında çok rahatlıkla ulaşılabilir. Her ayrıntı yazılmıştır Jeanne d'Arc'la ilgili. Buradan hareketle, Jeanne d'Arc ister bir azize olsun, ister bir deli. Burada önemli olan bir hedefinizin olması. Jeanne d'Arc'ın bir hedefi vardı. Jeanne d'Arc'ın çok güçlü inancı vardı. Buna sonuna kadar inandı ve etrafındakileri de inandırdı. Zannediyorum başarısının sırrı da burada gizli. Her ne olursa olsun bu sebepten dolayıdır ki Jeanne d'Arc anılmayı hak ediyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.